Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Değerli izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Takvimlerimiz 25 Ekim Cuma'yı gösteriyor. Artık yoğun geçen haftayı kapatıyoruz ve dün hain terör saldırısının ardından Borsa İstanbul cephesinde primli bir performans vardı. Hepsini detaylandıracağız. Artık haftayı kapatıyoruz. Dün de Merkez Bankası'nın rezervleri beklendiği gibi rekor kırdı. Aynı zamanda ABD cephesinden oldukça önemli datalar geldi. Hepsini detaylandıracağız. Çok değerli bir konumuz da olacak bu arada. Bikem İnce, finansal yönetim danışmanı bizlerle birlikte olacak ve özellikle kitlesel fonlamaları ve Türk lirası varlıklarına dair önemli bir yayın olmasını ümit ediyoruz efendim. Stüdyomuza da Ankara'dan sevgili Gökçen Tuncer geldi. İstanbul stüdyomuzda olacak. Kendisiyle birlikte dünkü terör saldırısını detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Tabii aynı zamanda piyasaları konuşacağız efendim. Programımızın editörü sevgili Remzi Akkök, yönetmenimiz Ferhat Özkan. Bir kez daha hoş geldiniz ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesinde açıklamalarda bulundu. BRICS ailesiyle diyaloğu ilerletmeye kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi sebebiyle taziyelerini ileten tüm dostlara gösterdikleri dayanışma sebebiyle de teşekkür etti. Ve açıklamalarında özellikle günümüz şartlarındaki sistem kendinden bekleneni vermiyor. Türkiye olarak çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve ortak küresel sorunlara çözüm bulmaya önem veriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS zirvesinde Kazan'da yapmış olduğu açıklamalarında. İlaç fiyatlanmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri Ekim ayında %23.5 arttı. 17.54.83 TL'den 21.67.21 TL'ye yükseldi. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önemli bir datayı duyurdu. Finansal Hizmetler Güven Endeksini açıkladı. Ekim ayında yükseldi. Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtları ağırlıklandırıldı ve bu anlamda 9.8 puan artan endeks bir önceki aya göre yükseldi ve 167.60 seviyesine geldi. Ve ABD seçimlerine gidelim. Donald Trump son iki haftada aday rakibi Kamala Harris'in önüne geçti. Wall Street Journal'ın yeni bir anketine göre seçmenlerin Trump'ın gündemine ve geçmiş performansına daha olumlu, Harris'e ise daha olumsuz bakmaya başladı ve Trump başkanlık yarışında az bir farkla öne geçti. 2 puan önünde yer alıyor rakibi Harris'in ve %47 oy oranıyla şu anda liderliği başkanlık yarışını lider götürüyor Wall Street Journal'ın yapmış olduğu ankete göre. Ve buradan Asya'ya gidelim. Asya'nın önemli ekonomisi Güney Kore ekonomisi büyümeye geri döndü ancak beklenenden daha yavaş büyüdü. Asya'nın dördüncü büyük ekonomisindeki toparlanma, ihracat büyümesinin ivme kaybetmesiyle birlikte analistler tarafından beklenen büyümenin altında geldi ve %0.1 puanlık çeyreklik büyüme gösterdi Güney Kore ekonomisi. Avustralya'ya dönelim. Öncü satın alma yöneticileri endeksi PMI datası enflasyon göstergelerinin düşmeye devam etmesiyle birlikte yılın son 3 ayında ekonomik faaliyetin iyileştiğine işaret ediyor. Endeks 49.6 seviyesinden Ekim ayında 49.8 seviyesine yükseldi. Müzik
Ve geçelim Japonya'ya. Bloomberg'un gerçekleştirdiği bir ankete katılan ekonomistlerin büyük bir bölümü Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri sabit bırakmasını bekliyor. Katılımcıların yaklaşık %53'ü Aralık ayında faiz artırımına gidebileceğini öngörüyor. Ocak ayında faiz artırımı bekleyenlerin oranı ise %19'dan %32'ye yükseldi. ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'de fabrika işçileri sözleşme teklifini reddetme ve 5 haftadan uzun süren grevlerini sürdürme yönünde oy kullandı. 4 yıl boyunca ücretlerde %35 artış öneren ve Ağustos ayında fabrika işçileriyle selefilerinden daha yakın çalışma sözü vererek en üst düzey görevi üstlenen Ortberg için aksilik olan bir anlaşmaya karşı %64'lük bir oylamayla sonuçlandı. Greve devam ediyor ve hafta içerisinde de bilançosu kötü geldi Boeing firmasının. Hisse fiyatlamalarında çift taneye varan düşüşler yaşandı. Evet, bu hafta oldukça zorluydu Borsa İstanbul cephesinde ve birçok uzman yayınımızda Borsa İstanbul'da tam anlamıyla bir testere piyasası olduğunu ve bu testerelerin dişlerinin de hafta içerisinde iyide niye uzadığını ve Borsa İstanbul'un da tabii ki alt tarafta 8500, üst tarafta da 9000 puan seviyesinin önemli bir seviye olduğunu belirtelim ve özellikle 9150 puan geçilmediği sürece Borsa İstanbul'da ivmelenmenin aşağı yönde olabileceğini hatırlatıyor uzmanlar. Dün özellikle Mert Yılmaz'la yapmış olduğumuz röportajda hem Borsa İstanbul'da zaman zaman denenen işlem vergileri, bir taraftan da tabii ki bakıldığı zaman siyasette yaşanan gelişmeler, İsrail tehlikesi, aynı zamanda yabancının gelmemesi gibi birçok etmenden dolayı Borsa İstanbul'da baskı yaşanıyor. Peki bu hafta yabancıların özellikle hisse ve dips tarafına ilgisi nasıl seyrediyor? Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl geldi? Hepsini detaylandıracağız efendim ama net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'a henüz daha yabancılar giriş sağlamadı ve özellikle tabii ki hem açığa satışın yasak olması hem de swap kanallarının tıkalı kalması tabii ki TL varlıklarına olan geçişi de bir miktar daha yavaşlatıyor ve Borsa İstanbul tarafında da takdir edersiniz ki satış baskısı devam ediyor efendim. Bu hafta içerisinde açıklamıştım, 2 milyar dolara yakın Merkez Bankası rezervlerinde bir artış yaşanmıştı ve bu hafta muhtemelen 160 milyar dolarlık bir Merkez Bankası rezervi olacağını belirtmiştim. Nitekim Merkez Bankası rezervlerinde 159.4 milyar dolara ulaştık. Neredeyse 160 milyar dolar olduk ama öncesinde gelin birlikte Merkez Bankası'nın PPK notlarına bakalım. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik son dönemdeki veri akışıyla birlikte arttı diyor Merkez Bankası ve takdir edersiniz ki son ay gelen enflasyon datası hem aylık bazda hem de yıllık bazda yüksek gelince Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi ötelenmiş ve Borsa İstanbul'da bu beklenti de tabii ki negatif şekilde fiyatlanmıştı efendim. Merkez Bankası rezervlerine bir bakalım. Yeni zirvesine çıktı. Sevgili editörümüz Remzi Akgök şimdi yansıtacak ve özellikle son haftalarda doların 34-20'lerde seyretmesi tabii ki Merkez Bankası rezervlerinde neredeyse 160 milyar dolara getirmiş oldu ve Türkiye'nin özellikle uzun vadeli şirket borçlarına baktığımızda kabaca 250 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla bu rezervler hem şirket ödemeleri için hem de dolar talebi için de oldukça yeterli gibi gözüküyor. 159.4 milyar dolarlık brüt rezervimiz var. Net rezervlere baktığımızda 60 milyar doları geçtik ki bir önceki hafta 58.3 milyar dolardı. Swap'ı düştüğümüz zamansa 40.5 milyar dolarlık bir net rezervine ulaşıyoruz Merkez Bankası. Peki yabancılar ne yapıyor efendim? Yabancılar özellikle Viyop tarafında biliyorsunuz iki tane büyük aracı kurumun
yüklü pozisyonlarından bahsediyoruz ki kabaca 3 gün kaldı. 3 gün sonra Viyop takası geliyor, vadesi geliyor. O pozisyonları şu anda peyderpey değişmediğini söyledi dün Doktor Tolga Uysal ve 26 bin short pozisyonu şu anda yakın vadede tekrar yinelendiğini belirtti. Dolayısıyla bu yakın zamanda Viyop tarafındaki o short pozisyonlar devam ederse muhtemelen Borsa İstanbul'daki baskı devam edecek ve yabancı girişinde bir miktar daha başka bahara kalmasını bekliyor uzmanlar. Burada özellikle öne çıkan takvim 2025'in ilk çeyreği gibi gözüküyor. Kuvvetli ihtimal Şubat ayı gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimi yapabilmesi için muhtemelen enflasyonun Ocak ayına kadar inmesini ve sonrasında da enflasyon geldiği seviyeye göre muhtemelen Ocak ayında bir faiz indirimi gelecek. Ama baktığımız zaman net bir şekilde yabancıların çıktığını görüyoruz. Bir hafta sadece 27 Eylül haftasında 206.20 milyon dolarlık bir hisse tarafına giriş yapıldı ama bir sonraki haftasında zaten çıkışla birlikte bu hisse senedinin de artı etkisi azaldı. 11 Ekim'de 125 milyon dolarlık bir çıkış var ve son haftada da 73.60 milyon dolarlık bir çıkış yaşandığını belirtelim. Tabii ki bu tabloda özellikle Viyop'taki short pozisyonlarını tekrarlıyorum. Önemi çok büyük. 26 bin kontrat yenilendi. 3 gün kaldı. Eğer yabancılar ya da iki arıcı kurum Borsa İstanbul'la ilgili long tarafa geçmezse muhtemelen bu ay ya da önümüzdeki ayda Borsa İstanbul'da o baskının devam edebileceğini belirtebiliriz. Tabii carry trade'de gelen para bir taraftan da dipslere de gidiyor ama ekranda da gördüğünüz kadarıyla şu anda o ilginin de birazcık azaldığını gördük. 200.5 milyon dolarlık 11 Ekim'de bir giriş yaşandı ve 18 Ekim haftasında da yani bu son haftada da 115.7 milyon dolarlık bir dips tarafına yabancı ilgisi olduğunu efendim belirtelim. KKM'ye bakalım. Katılma hesapları 58.3 milyar TL geriledi. O tarafta peyderpey özellikle bu hafta 18 Ekim haftasında daha sert bir geri çekilme var ve 1.412 trilyon liralık bir KKM'de birikmiş bir hesap var. Ancak buradan çıkan hesaplarında dolar talebi yerine özellikle fonlarda para piyasası fonlarına yöneldiği ve bu anlamda Borsa İstanbul yerine para piyasalarına olan giriş tabii ki Borsa İstanbul'a bir başka şekilde baskı yaratıyor efendim. Hemen buradan da son tablomuza bakalım. Bu arada TAV dün beklentilere paralel bir şekilde kar açıklamış oldu. Üçüncü çeyrekte beklentilere paralel karla birlikte %55'lik bir artışı var efendim. Gelir tarafında 18.4 milyar liraya yükseldi TAV'ın bilançosu. Çok etkili olmadı ancak dün özellikle Borsa İstanbul tarafında bir tepki hareketinin yaşandığını da belirtelim. Buradan da yurt dışı notlarımıza bir bakalım. Baktığımız zaman Euro bölgesinde PMI datalarında bir iyileşme var ve 5 ayın en yüksek seviyesi olarak gözlemleniyor. Özellikle faiz indiriminin ekonomideki büyüme noktasına pozitif yönde etki ettiği ve dolayısıyla da önümüzdeki ayda yine ECB'den bir faiz indirimi bekliyor piyasa oyuncuları. PMI datası 45.9 olarak açıklandı. Hala riskli seviyede 50 seviyesinin altında ancak bu faiz indirimleri en azından PMI tarafında hafif de olsa yukarı yönde bir harekete sebep oldu. Diğer taraftan Japonya'nın faaliyetleri, fabrika faaliyetleri üst üste 4. ayda düşüştü efendim. Tabii bu ay Japonya Merkez Bankası'ndan gelecek hafta bir değişiklik beklenmiyor. Ancak 160 yene neredeyse geldik. Dolayısıyla da belki yılın sonunda bir tane faiz artırışı yapmak zorunda kalacak Japonya Merkez Bankası. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda IMF'nin yıllık toplantısına konuştu. Oldukça önemli bir açıklama yaptı. Enflasyonda hedefe ulaşmak zaman alıyor dedi. Dolayısıyla da %2'lik hedefe bir türlü ulaşamayan Japonya var. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde de muhtemelen bir takvimi var. 6 ay ile 12 ay arasında Japonya'nın %2 hedefine ulaşmasını bekliyor piyasa oyuncuları. Son olarak da altında tahvil getirileri baskısı. Birazdan fiyatlarda paylaşacağız. Özellikle 10 yıllıkların 4.20 seviyesinin üzerine çıkması, ons altın fiyatlarına 2.800 doların üzerine çıkmasının önündeki engel gibi gözüküyor. Birazdan bahsettiğim gibi detaylandıracağız efendim. Son olarak da IBM'in geliri 3. çeyrekte arttı. Hemen buradan Borsa İstanbul'un dünkü bir performansına bakalım, röntgenini çekelim. Dün Borsa İstanbul tarafında %1.81'lik bir değer artışı vardı. 8872.85 puandayız. Tam anlamıyla ibrenin yukarı yöne döndüğünü söylemek için oldukça erken bir tepki hareketi olarak kayıtlanabilir. 8872.85 puandayız. 158.16 puan
Günlük değişim ve işlem hacmi de oldukça az, 61 milyar liralık. Yani aslında momentumun yukarı dönmediğini de işlem hacmi noktasında efendim anlayabilirsiniz. Diğer taraftan bankalar dün %1.22, holdinglerde 1.88 oranında değer kazandırırken tüm sektör endeksleri dün kazandırdı ve 3.74'te ticaret endeksi en çok kazandıran sektör oldu ve bahsettiğim gibi 9.150 geçilmediği sürece kısa vadede analistlerin görüntüsü Borsa İstanbul tarafında negatif olduğunu belirtelim. Ne dediler köşesiyle devam edelim. Evet, ne dediler bölümüyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gidelim. Bu alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. TUSAŞ saldırısının ardından yaptığı açıklamada dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi sebebiyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma sebebiyle teşekkür ediyorum diyor Cumhurbaşkanı. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinleyecektir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Bir diğer açıklamaya gidelim, Putin'e gidelim. Onun da gündeminde Filistin vardı. Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliklerin düzeltilmesi Orta Doğu'da barışı garanti edebilir diyor Putin. Dolayısıyla da ilk başta Filistin meselesini çözelim, sonrasında Orta Doğu'da barış kendiliğinden gelecektir diyor Rusya lideri Putin bilinç zirvesine yapmış olduğu açıklamada efendim. Bu sorun çözülmediği sürece şiddetin kısır döngüsü kırılmayacaktır. Filistin topraklarında barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine temel şart Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla onaylanan iki devletli formülün altını çiziyor Rusya lideri Putin efendim. Diğer taraftan İyi Parti'ye dönelim. O tarafta Çömez'in bir açıklaması var. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin mecliste basın toplantısı düzenledi ve ihmallere ve saldırının yapılış şekline dikkat çekti. Bir güvenlik açığı olduğunu ve teröristlerin kolayca tesisin kapısına ulaştığını işaret ediyor. Ve aynı zamanda Ankara'ya ne zaman ve nasıl geldiler, sırtlarındaki mühimmat çantalarıyla ve uzun namlulu silahlarla Ankara'da nasıl boy gösterdiler diye soruyor. Çömez ve eski İçişleri Bakanı ayakkabı numaralarından bahsediyordu. Soruyorum kendisine, bu teröristlerin ayakkabı numaraları kaçtı diyor. Aslında haklı da bir belki de soru iletiyor. Oldukça kritik, stratejik olarak da önemli bir bölgede teröristlerin nasıl girdiği, bir güvenlik zafiyeti var mı? Bunu mutlaka tartışmamız ve önlem almamız gerekiyor. Buradan Sayın Çömez'den efendim bir başka açıklamaya gidelim. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, sonraki faiz artışlarının uygun boyutunu belirlemek oldukça zor ve enflasyon da hedefe ulaşmakta oldukça zaman alıyor dedi Ueda ve aceleci olunmaması gerektiğini ve önümüzdeki dönemde veri şeklinde gidecekleri sinyali verdi Japonya Merkez Bankası Başkanı. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'e gidelim. O da diyor ki hala düşük enflasyona güvenemeyiz. Bildiğiniz gibi İngiltere %1.7'ye çekmeyi başardı enflasyonu. Ancak yine de bakıldığında arizi şartlar ya da maliyet enflasyonu kalemi arz tarafından gelebilecek risklere dikkat çekmiş. Enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar küresel salgının ardından iş gücü piyasasındaki olası bir yapısal değişim enflasyonu daha da uzun süre yüksek tutabilir diyor Andrew Bailey. Dolayısıyla hemen erken bir zafer ilan etmeye gerek yok. Önümüzdeki dönemde bu taraftan yaşanacak olan gelişmelere de bakmakta fayda var diyor İngiltere Merkez Bankası'nın bir numaralı ismi diyelim. Peki fiyatlamalar ne yönde devam ediyor efendim? Bir bakalım, bugün piyasalarda risk iştahı düşük. Dün Amerikan borsaları 3 günlük kaybını en azından dünkü alımlarla birlikte ekart etmeyi başardı. Ancak haftayı sanki negatif kapatacağız gibi fiyatlarla devam edelim.
Tekrar günaydın efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. Ebru Feray Hanım her sabah olduğu gibi bizlere sağ olsun yorumlarını esirgemiyor, varlığını hissettiriyor. Bir soru iletmiş. Daha doğrusu benim gözden kaçırdığım oldukça önemli bir noktayı hatırlatmış. Borsa İstanbul tarafındaki satış baskısının az önce bildiğiniz gibi sebeplerini saydım ve Ebru Hanım da der ki enflasyon muhasebesi de kötü etkiledi. Çok haklı kendisi. Enflasyon muhasebesi özellikle şirket değerlerinin belirlenmesi noktasında anladığım kadarıyla analistleri bir hayli zorluyor ki dün de Hüseyin Doğan bunun altını çizmişti. Tabii Borsa İstanbul tarafında zaman zaman açıklanan bu işlem vergisi tartışmaları, bir taraftan açığa satışın devam sınırlı olması, tabii ki yasak olması, aynı zamanda margin kolların da %50'lik politika faizinin olduğu noktada kredi maliyetinin de yüksek olması, tabii ki borsaya olan iştahı sanki azaltmış gibi efendim. Dolayısıyla da bu tarafta hem endeks fonların, ki onların da içerisinde VIOP kontratı var, yani satış kontratının da ağırlıklı olduğu endeks fonlardan bahsediyoruz. Hem altın fonlar hem de para piyasası fonları Borsa İstanbul yatırımcısını mevduattan ziyade sanki o tarafa yöneldi ve Borsa İstanbul'u bu dönemde birazcık daha olayların yatışması ve özellikle yabancının short pozisyonları bırakmasını bekliyor iş taraftaki yatırımcılar. Tabii ki bu pozisyonların sürdürülmesi oldukça zor ve hem politika faizinin yüksek olmasından dolayı kredi maliyetlerinde tabii ki yüksek olması yatırımcıyı zorluyor ve günlük kayıpları sonrasında pozisyonları bir sonraki güne de aktaramıyor ve bu da tabii ki Borsa İstanbul tarafındaki hem hacimlerin düşmesine hem de hacimsiz bir şekilde Borsa İstanbul'un satılmasına sebep oluyor. İş tarafta bir güvensizlik var ve özellikle yabancı bekleniyor, ancak yabancının yapmış olduğu açıklamalarda anlaşılan o ki öncelikle enflasyonu önleyin, sonrasında bir faiz indirimle birlikte sektörlerin ve iş tabii ki dünyasının biraz daha canlanmasını bekliyor. Dün de bu yönde IMF'den bir açıklama gelmişti ve son olarak da Aralık ayına kadar artık asgari ücretin yüzde kaç zamlanacağını özellikle yabancılar çok merak ediyor. %25'in altında bir rakam isterler ya da en azından bu seviyeye yakın ve düşük gelir gruplarına da faizden ziyade ya da zamdan ziyade birebir destek verilmesi ve bütçe verilmesini destekliyor IMF. Dün yapmış olduğu açıklama. Dolayısıyla enflasyonun seyri, bir taraftan asgari ücrete ne kadar zam yapılacak ve bu zam özellikle enflasyonun seyrini değiştirecek mi? Tüm bunlar kritik konular efendim. Hemen bir bakalım. Dün HSBC aynı zamanda yıl sonunda dolar kur tahmini 36 olarak paylaşmıştı. Dolar tarafında da 34.29'dayız. Aynı seviye, aynı bant devam ediyor. Gram altın fiyatları da 3000 TL'den geçiyor. Ve bu hafta tabii oldukça zorluydu. Yani bakıldığı zaman tam anlamıyla bir testere piyasasından bahsediyoruz. Net bir şekilde bugün Borsa İstanbul yine çok kritik bir seviyede yeni haftaya puanını devredecek. Ve gram altın fiyatları da 3000 TL'de ve bu haftanın muhtemelen kazandıranları çok hafif de olsa dolar ve altın yine dikkat çekiyor efendim. Diğer taraftan tabii Merkez Bankası'nın rezervleri 160 milyar dolara kadar çıkınca özellikle dolardaki stabilizasyon bir miktar daha devam edebilir. Dün aynı zamanda Akbank da bilanço açıkladı. Beklentilere paralel 9.3 milyar TL'lik bir piyasa beklentisinde kar açıkladığını belirtelim ve buradan da hemen dolar endeksine bakalım. Dün tabii dolar endeksindeki en temel konu 100 bakıldığında 4 seviyesine gelmiştik. Yeni sabahla birlikte, yeni günle birlikte 103.90'dayız. Yani güçlü dolar temasının birazcık daha devam edeceğini söyleyebiliriz. ECB'den 25 ve dolar yan tarafında da Japonya'dan da bu hafta ya da önümüzdeki hafta bir değişiklik beklenmiyor. Hal böyle olunca 104 seviyesinde devam eden bir dolar endeksi var ve pound cephesinde de 1.30'lara oldukça yakınız efendim. Bu, Amerikan borsaları özellikle 3 gündür satılıyordu ve dünkü alımlarla birlikte bir miktar toparlandı. IBM'in bilançosu güzel geldi. Tesla iyi bilanço duyurdu. Hal böyle olunca 3 günlük satışın ardından dün Amerikan borsaları artıya döndü ve bu hafta muhtemelen hafta gelinde ise bir satış baskısı vardı. Geçtiğimiz haftaki rekorların sonrasında kar realizasyonu ve seçim belirsizliği Amerikan borsalarına yavaştan yavaştan sirayet ediyor. Diğer taraftan tabii az önce de paylaştık, artık Donald Trump'ın anketlerde 2 puan ya da 3 puan kadar öne geçtiğini söyleyebiliriz ve Donald Trump biliyoruz ki petrol şirketlerinden çok ciddi oranda bağış aldı, yardım aldı ve önümüzdeki dönemde
petrol şirketlerine bir vergi indirimi yapması beklenebilir. Dolayısıyla Donald Trump sonrasında enerji piyasalarında yukarı yönde bir hareketlenme piyasa oyuncuları efendim bekliyor eğer Donald Trump seçilirse. Tabii Donald Trump'ın gelmesi aynı zamanda Fed'in faiz indirme olasılığını da gündemden kaldırıyor. Tekrar bir enflasyonu konuşabiliriz ve böyle bir ortamda tabii ki dolar endeksinin yeniden güçlenmesini ve dolar TL tarafında da yukarı yönde hareketlenme eğer Donald Trump seçilirse hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Bugüne baktığımız zamansa Skechers ayakkabı üreticisi bilanço açıkladı. Üçüncü çeyrek kazançları beklentileri aştı ve hisse fiyatlamalarında %5.1'lik bir efendim yükseliş yaşandı. Amerika'da işsizlik maaşına başvurularda geçtiğimiz hafta 15 bin azaldı ve pandemi öncesi seviyeye geldi efendim. Ve burada özellikle biliyorsunuz Helen kasırgası oldukça etkili olmuştu. İşsizlik maaşına başvuruları arttırmıştı ancak o etkinin azaldığını ve ciddi anlamda tekrar işsizlik maaşına başvuruların düştüğünü gördük. Japonya'da seçimleri efendim karşılayacağız. Dün de Tokyo'nun enflasyonu kötü gelince Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırma ihtimali bir başka bahara kaldı ve bu tabloda dolar yen 152 seviyesine oldukça yakın. Şimdi burada kısa bir araya gidelim. Sonrasında sevgili Gökçen Tuncer stüdyomuzda olacak. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam edecek. Merkezi kayıt kuruluşuyla devam ediyor. Değerli izleyiciler tekrar ekran başına hoş geldiniz. Artık haftayı kapatıyoruz ve bugüne yön veren gelişmelere bakalım. Baktığımızda tabii özellikle Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta 4.30 seviyesine neredeyse geldi ve 2 yıl ve 10 yıllık tahvil faizi bir miktar altını baskılarken aynı zamanda risk iştahını düşürdü ve enflasyon kaygılarını bir kademede olsa arttırmışa benziyor. Ancak yeni sabahla birlikte haftanın son işlem gününde 4.19'dan geçiyor kotasyonlar ve o cephede özellikle bir miktar daha iyimser bir tablo var ve dolar endeksi de 103.90 seviyesinde artık Amerika'daki seçimleri, Kasım'ın ilk haftası sonuçlanacak olan seçimleri iyi deneye fiyatladı ve bir miktar seçim sonrasında da Amerikan borsalarında piyasa oyuncuları bir kar realizasyonu bekliyor ve özellikle yıl sonunda fon yöneticilerinin burada pozisyonlarını azaltacağı ve 2025 senaryosu yapacağı yönünde bazı analizler de var. S&P 500'e döndüğümüz zamansa 3 gündür efendim düşüşteydi ve dünkü alımlarla birlikte S&P 500 artıya geçti. IBM ve Tesla ve Coca-Cola önemli bilançolar duyurdu ve o bilançolar tabii ki özellikle Dow Jones, Nasdaq ve S&P tarafında pozitif olarak fiyatlandığını belirtelim. İkinci gelişmeye baktığımız zamansa hisse senetleri kayıp haftasına doğru gidiyor. Ancak dünkü alımlar 3 günlük sadece kayıpları durdurabildi. Hafta genelinde Amerikan borsalarında tıpkı Borsa İstanbul'da olduğu gibi yani o kadar olmasa da en azından bir satış baskısı olduğunun altını çizelim. Diğer taraftan Amerikan borsalarında artık bir düzeltme zamanı mı ve bu sene özellikle neredeyse 50 kez Amerikan borsaları rekor kırdı ve bundan dolayı yılbaşından bu yana fiyat beklentilerinin %24 üzerinde ve bu tabloda birçok analiz artık Amerikan borsalarında bir düzeltme zamanı olduğu yönünde görüş bildiriyor efendim. Diğer taraftan şirket bilançoları iyi geliyor ve FactSet datalarına baktığımızda %80'den fazla şirket iyi bilanço duyurdu şu ana kadar ve petrol de yeniden 75 dolarda ve hafta sonu tabii ki tekrar gözümüz İsrail, İran ve Filistin, Lübnan denkleminde olacak. Orada artan bir tansiyon, olası bir tansiyon tabii ki petrol fiyatlarının yeniden 80 dolara gelmesini ve piyasaları birazcık daha aşağı çekebilecek önemli bir etmen olabilir. Hemen buradan gazete manşetlerine gidelim. Dün tabii çok çok önemli bir zirve vardı. Kazan kentinde Rusya'nın Briş zirvesi yapıldı ve Briş zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı ve burada özellikle Rusya ile olan ödeme sistemlerinin güncellenmesi ve alternatif ödeme sistemlerini de iki liderin ajandasında olduğunu belirtelim. Aynı zamanda Türkiye'de doğalgaz enerji merkezi kurulması projesinin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti Putin. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle TUSAŞ saldırısı sebebiyle
başsağlığı dilekleriyle başlayan toplantıya özellikle partnerlerine de bu anlamda bilinç zirvesine katılan liderlere de teşekkür etti sağduyulu yaklaşımından dolayı. İki lider Kazan'da 24 Temmuz'dan beri ilk defa yüz yüze görüştü. Peskov ise Türkiye'nin NATO üyesi olmasının bilinç üyeliği önünde engel olmadığı yönünde açıklamada da bulundu. Bakalım Batı'nın ve NATO'nun tepkisi ne olacak? Türkiye önemli bir adım atmış oldu. Tabii Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve aynı zamanda Rusya'nın birlikteliğiyle birlikte oluşturulan bu örgüte katılmak istiyor Türkiye. Diğer taraftan Bakan Yerlikaya gidelim. BBC'nin Türkçe'den sonra ikinci haberimiz Gazete Oksijen'de efendim. Yerlikaya TUSAŞ'a saldırı, erkek teröristin kimliğini açıkladı ve PKK terör örgütü Rojger Kod adlı Ali Örek olduğunu belirtiyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya TUSAŞ'a saldıran erkek teröristin kimliği belli olduğunu duyurdu efendim ve az önce de paylaştım. PKK terör örgütü üyesi Rojger Kod adı Ali Örek olan bir terörist olduğunu duyurdu dün İçişleri Bakanı. Buradan da PKK lideri Abdullah Öcalan'a gidelim. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını oldukça tartışma getirdi. Hala konuşuluyor. Öcalan'dan da Bahçeli'ye bir yanıt gelmiş efendim. Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim diyor. Euronews'ten çıkan haber detayında DEM Parti milletvekili Öcalan Perşembe günü X hesabından yaptığı açıklamada Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kamuoyuna şu mesajı iletti diyor. Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim ifadelerine yer vermiş efendim. Evet, artık Amerikan seçimlerine oldukça yaklaştık ve Donald Trump'ın hem enerji firmalarına vergi indirimi taahhüdünde bulunması bir diğer taraftan da Avrupa noktasında Avrupa ekonomisini tehdit eden bazı adımları ver efendim. Gümrük vergisi tehditleri Avrupa'ya zarar verir mi tartışması. Euronews'te çıkan haber detayında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Kasım ayında yeniden seçilmesi halinde Çin ürünlerini %60, sınır komşusu Meksika'da da üretilen otomobillere ise %200'e varan oranlarda gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor. Ancak yurt içindeki eleştirmenler bu tür gümrük vergilerinin ekonomik yükünün Amerikalı tüketicilere yansıyabileceğini noktasında uyarıyor. Yurt dışındaki müttefikleri de Avrupa'da dahil olmak üzere Trump'ın gümrük vergilerinin ikinci zararının yıkıcı olabileceğinin altını çiziyor ve ABD Başkan adayı Donald Trump gelmeden muhtemelen piyasalar tarafından birçok senaryonun kurulmasına da sebep oldu. Ve buradan da güzel bir yazıya geçelim efendim. Editörümüz sevgili Remzi Akgök kaleme aldı. Borsa İstanbul'da özellikle son dönemde en çok konuştuğumuz konu tekelleşme riski. Her 4 kişiden 3'ünün yatırımı 50 bin liranın altında. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre 1000 TL'nin altındaki yatırımcılar toplam yatırımcıların %23.26'sını oluşturuyor. 50 bin TL'nin altındaki yatırımcılarsa toplam %72.37'sini meydana getiriyor. 1 milyon TL üzeri portföylere sahip olan yatırımcılar piyasanın yalnızca %0.56'sını oluşturursa da sahip oldukları portföy değerleri piyasa dinamiklerini ciddi şekilde etkiliyor diyor. Sertaç Ekeke'de bir görüş bildirmiş bu yazıya ve büyük oyuncuların borsa üzerindeki etkinliğinin küçük yatırımcılar için büyük bir risk oluşturduğunu da vurguluyor. Doçent Doktor Filizer Yılmaz da endeks mühendisliği yoluyla piyasa hareketlerini manipüle edebileceklerini ifade ediyor bu tutarların, bu fon sahiplerinin efendim. Evet, yazının detaylarını Ekotürk TV'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz efendim. Son dönemde en çok konuştuğumuz konu Borsa İstanbul'da bir tekelleşme mi var ve özellikle küçük yatırımcı mağdur mu oluyor? Hem Viyop'taki pozisyonlar hem de Borsa İstanbul içerisindeki fon dağılımını sevgili editörümüz Remzi Akgök çok güzel bir şekilde kaleme almış. Mutlaka okumanız temennisi diyelim. Ve her sabah bu saatlerde biliyorsunuz Ankara'ya gidiyoruz. Ancak bugün Ankara'ya gitmiyoruz. Çünkü Ankara temsilcimiz sevgili Gökcan Tuncer stüdyomuza geldi. Anlaşılan o ki bizi çok özledi. Hoş geldin Gökcan. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum Murat. İyiyim.
Çok yani bu çok mutluyum karşı karşıya olduğumuz için. Bir Ankara yayını İstanbul'dan yapıyor olacağız ama ilk defa herhalde yüz yüze yapıyoruz tabii, başladığımızdan beri. Evet. Hoş geldin. Aynen. Çok çok mutlu olduk. Tabii İstanbul'dan Ankara'ya aktarmak nasıl bir duygu onu bilmiyoruz ama maalesef çok da güzel bir tablo da yok gibi Gökçen. Ne yazık dün ki. Özellikle seninle de çok konuştuk ve bir önceki günde TUSAŞ saldırısı. Öncelikle Ankara'da nasıl yankılandı? Çünkü Ankara artık biliyoruz ki siyasetin ya da başkent oluşunun yanında savunma sanayinin merkezi oldu değil mi? Yani kesinlikle öyle. Oldu. Belki biz bu kadar hani savunma sanayinin yüksek teknolojinin olabileceğini kestiremiyorduk ama son dönemde özellikle son 15 senede çok büyük şirketler var. Dolayısıyla oradaki ambiyansı senden alalım öncelikle. Çok teşekkür ediyorum Murat. Şimdi şöyle anlatalım. Ankara'da hava hala gergin tabii ki TUSAŞ saldırısının ardından. Ve de dün çok önemli iki zirve vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen güvenlik zirvesiydi. Yaklaşık 1,5 saat sürdü bu zirve. İçişleri, dışişleri ve de Milli Savunma Bakanları orada hazır bulundu. MİT Başkanı orada hazır bulundu. Ve de toplantı sonrası sınır ötesinde bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği mesajı verildi. Yani buradan şunu mu anlıyoruz? Önümüzdeki dönemde bu terör saldırısının yansıması olarak Türkiye sınır dışında da savaşa ya da en azından orada bir değil mi kendini savunacak bir adım atacak gibi gözüküyor. Sınır dışı operasyon sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse yazın başından beri veriyor zaten. Bu biraz çok sürpriz olmadı bu karar. Ancak birazcık daha belki hızlandırabilir son saldırı sonrası diyebiliriz süreci. Bunun dışında mecliste de önemli bir zirve vardı. Bir meclis başkanlığı tezkeresi genel kurulda kabul edildi. Yine Atatürk Havalimanı'ndakine benzer bir mesaj çıktı ondan da. Terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz denildi. Bunun dışında ancak tabii şöyle bir şey de oldu. CHP tarafından bir araştırma önergesi verilmişti. Bu TUSAŞ'a yapılan saldırının detaylarıyla ilgili. Bir yandan da AK Parti ve MHP oylarıyla bu önerge de reddedildi. Ondan not düşelim. CHP'den anladığım kadarıyla saldırının şekli ya da güvenlik zafiyeti tabii, var mı noktası kesinlikle, değil mi? Sayın Çömez de o açıklamayı yaptı. Detaylar derken bunu kastediyor CHP. Yine CHP'den bahsetmişken hazır 27 Ekim'de İstanbul Beşiktaş'ta bir miting düzenlenecek teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitingi. Yine tabii çok konuşulan bir konu daha var. 29 Ekim geliyor ve de acaba 29 Ekim kutlamaları olacak mı olmayacak mı tartışmaları var. Ankara Büyükşehir Belediyesi çoktan iptal etti. Ancak Özgür Özel'in açıklamasına göre CHP'li belediyeler daha da coşkulu şekilde kutlama taraftarı teröre inat bir mesaj olarak. Onun yanında Devlet Bahçeli'nin tabii Abdullah Öcalan çıkışının ardından dediğimiz gibi bu gerginlik de devam ediyor. Gece yarısı sabah saatlerinde DEM Parti'nin Balgat'taki merkezine bir saldırı oldu. Bir kapısına ve camlarına saldırı şeklinde. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan duyurdu hatta bunu ve bunun bir provokasyon olduğunu değerlendirdi. Genel olarak aslında Ankara'da iktidar tarafı böyle. Ancak bir de tabii bunun Ankara'daki bilhassa bütün savunma sanayi çalışanları üzerindeki etkisi var. Çünkü senin de dediğin gibi Ankara'da zaten insanlar ya kamu kurumunda çalışır ya da savunma sanayinde çalışır. Ya da bürokrat taraftan. Tabii, değil mi? Tabii kesinlikle. Şimdi TUSAŞ tarafında şöyle söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın şirketi TUSAŞ. Aselsan gibi, Roketsan gibi, Havelsan gibi. Bu durum tabii dediğimiz gibi Ankara'yı savunma sanayinin merkezi yapıyor. Ülkenin en yetenekli mühendisleri bu kurumlarda çalışıyor. Ve de TUSAŞ'ta önceki gün yaşananlar şu anda diğer savunma sanayi personelini de etkilemiş durumda. Yani çalışmaya devam ediyoruz diyorlar biz onlarla konuştuğumuzda. Normalleşmeye çalışıyoruz diyorlar ancak. Ama büyük bir travma değil mi? Kesinlikle yani, öyle. Yani endişe yok tabii. Demek kesinlikle yanlış olacak. Diyorlar ki böyle bir şeye teşebbüs edilmesi esas bizi üzen. Hani buraya kadar gelmesi bizi üzen diyorlar. Onun dışında ne yazık ki tabii ki 5 insanımızı kaybettik. Ancak bu çok daha acı bir tablo da olabilirdi. Çünkü TUSAŞ çok geniş bir kompleks. TUSAŞ'ın içerisinde yalnızca bu genel merkezi yok. Lojmanlar var, kreşler var, okullar var. Personelin çocuklarını gönderdiği. Yani aslında bir yaşam alanı aynı zamanda kesinlikle, değil mi? Kesinlikle öyle. Diğer savunma sanayi şirketlerine baktığımızda hepsi bu TUSAŞ kadar geniş bir komplekse sahip değil ama onlarda da tabii ki bazı mesela soru işaretleri var.
diyebiliriz. Şu anda kesinlikle hepsinde güvenlik zaten iki katına, üç katına çıkarılmış durumda. Hatta aldığımız duyumlara göre savunma sanayi şirketlerimizin dışarıdan aldığı bazı hizmetler de var. İngilizce outsource dediğimiz, işte mesela bir mimari proje olur, bir inşaat projesi olur. Normalde yıllardır çalıştığı bu dışarıdan aldıkları hizmette herhangi bir tedirginlik, çekince olmazdı. Adli sicil kaydı istenmezdi ama dışarıdan gelen hizmette de kim gelecekse onlardan da adli sicil kaydı istenmeye başladı. Bir de önemli bir bilgi daha var. Diyorlar ki mühendisler, evet işimizin başındayız ama anlaşılan biz bu zamana kadar bilgi güvenliğine, siber güvenliğe çok odaklanmışız. Hı hı. Diğer fiziki güvenliği belki de birazcık zayıf bırakmış olabilir miyiz şeklinde yani sorgulamaları da var. Bakarak aslında kesinlikle. Belki de değil mi? Çok bakıldığında teknoloji kullanmadan tabii, belki orada tabii, teröristler girdi. Çok fazla ders çıkarılması gerekiyor anladığım, hı hı, kadarıyla, ama savunma sanayinin olması değil mi? Yani bu dönemde özellikle İsrail tehlikesini ön plana çıkardığı bir dönemde aslında bu terör saldırısı hem birlikteliği belki de muhalefet iktidar sağlayacak. Ne dersin Gökçen? Yoksa bu anlamda o görüş ayrılığı sence devam edecek mi İsrail tehlikesi anlamında? Her terör saldırısı sonrası zaten bir birlik beraberlik mesajı muhakkak veriliyor mecliste de ve de işte tezkereyle başladı ve bunun devamında gelecektir diye düşünüyorum. Senin bahsettiğin kısım son derece önemli ama onun dışında mesela dediğimiz gibi bu her zaman zamanlaması konuşuluyor ya, çok da doğru aslında bunun konuşulması. Çünkü bir yandan dediğin gibi bir İsrail tehdidiyle biz zaten uzun süre onu konuştuk. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS zirvesine katılması ve Rusya ile yakınlaşması, acaba bu saldırı Batı güdümlü mü gibi bir yorumlara da meydan verdi. Onun dışında Devlet Bahçeli'den hiç beklenmeyen bir Abdullah Öcalan açıklaması ve tam bu sırada CHP muhalefet kanadında da Özgür Özel'in uzun süredir planı da ancak yapamadığı Doğu turu başlamıştı. Dolayısıyla biz seninle hatırlarsan birkaç hafta öncesinde normalleşmenin, artık hepimizin normalleşme istediğini konuşuyorduk. Şimdi ise geldiğimizde çok daha bu zaten hani çok pamuk ipliğine bağlıdır. O pamuk ipliğinin biz çok daha inceldiğini görüyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla Ankara'da herkes biraz diken üstünde burada diyebiliriz. Burada sana izinle bir soru sormak istiyorum Gökçen. Yani tabii, son dönemde Sayın Bahçeli'nin bu çıkışına kadar aslında çok da terör tehlikesini konuşmuyorduk. Ya da en azından böyle fiili olarak çok şükür ki diyelim bir terör saldırısı ya da herhangi bir şehidimiz ya da bir kaybımız olmamıştı. Anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli önden bazı tabii ki istihbarat almış da olabilir. Yani çok yoğun bir şekilde bir anda değil mi Kürt vatandaşlarımızla ya da işte Türkiye'nin birçok anlamda bir açılım yapma gereği duydu. Yani Sayın Bahçeli bu dönemde ki bu terör saldırısı da aslında bir taraftan da bir risk olduğunu da gösteriyor. Önden bir haber alıp ve bunu önlemek için ivedilikte bir açılım yapma gereği mi duydu sence Sayın Bahçeli? Şimdi biraz kulislerde konuşulanlara bakarsak esasen bu süreç yalnızca böyle Bahçeli'nin bir açıklama yapmasıyla başlamış, hı-hı, bir süreç değil. İllaki. İstihbarat seviyesinde son neredeyse bir senedir zaten bir takım Kandil'le görüşmeler olduğu yönünde yazılar çıktı. Hatta Abdullah Öcalan çok uzun süredir tecrit altında avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmüyordu geçtiğimiz günlerde kardeşiyle görüştürülene kadar. Ancak yine istihbarat seviyesinde Öcalan'la bir görüşme olduğu da yine basına yansıdı. Dolayısıyla Bahçeli'nin esasında bu son açıklaması bu sürecin son meyvesi, son çıkarımı diyebiliriz. Yani dolayısıyla aslında arka planda büyük bir çalışma yapıldı, iletişimde kuruldu ve öyle, bu açıklama noktasına geldik. Ancak bu açıklamanın üzerine bu saldırının olması da anlaşılan okey değil mi? Bu barış iklimini Türkiye'de tabii, uzaklaştırmaya çalışan başka örgütler de var. Ancak PKK'nın hedef gösterilmesi, bir taraftan da Kürt açılımı yapılmaya çalışması. Yani o taraf herhalde kafaları karıştırdı değil mi? Onu da şöyle biraz yorumlayabiliriz. Şimdi PKK içerisinde de tabii ki kademeleşme var. Evet, Abdullah Öcalan öne çıkıyor bir isim olarak. Ancak kendisinin tabii biz 20 küsur senedir içeride olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu 20 küsur senede de çok fazla değişti örgüt içerisinde de. Etkinliği de düştü belki. Etkinliği de belki düştü. Dolayısıyla örgüt içerisinde de diğer
yönetim kademesi diyelim artık. Onlarda da bir değişiklikler var ve onlar da belki de, tahmin yürütüyorum sadece, 20 küsur senedir biz buradayız. Dolayısıyla siz Öcalan'ı muhatap alıyorsunuz ancak biz henüz bir şey cevap vermedik de diyor olabilirler. Az önce Öcalan tarafından gelen mesajı da aktardın sen. Evet. Öcalan anlaşmaya yakın gibi görünüyor. Kesinlikle. Ama bu o zaman şunu net bir şekilde gösteriyor. Örgüt içerisinde bir mücadele de olabilir, evet, değil mi? Evet, hani, bu onun sonucu Öcalan'a da olabilir. Karşı işte başka bir liderlik ve tabii, en azından biz buradan iletişim kurmaya çalışıyoruz. Evet. Öcalan'ı muhatap almayın diye. Yani bir sürü senaryo konuştuk. İşte acaba Batı güdümlü mü dedik, bunun zamanlamasını konuştuk. Dediğimiz gibi örgüt içerisindeki ayrışma da biz herhangi bir şey henüz demedik. İşte bu da kanıtı gibi demesi de belki yine onların teşvikiyle, onların güdümlemesiyle yapılmış bir saldırı da olabilir. Bu da yine senaryolardan biri. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz detayını ama en azından böyle bir senaryo olduğunu da paylaşmış olalım, değil mi? Yani sonuçta terörle ilgili bilgiler muhtemelen kamuoyuyla bu arka planı çok da fazla açıklanmayacak. Diğer taraftan tabii çok fazla şirket var artık Ankara'da, değil mi? Çok önemli işler yapan, savunma sanayimize katkı sağlayan şirketler var. Oraya biraz daha sevgili Gökçen açalım. Tabii. Personeller tabii ki Allah hepsini korusun ama ciddi anlamda bir risk altında şu anda. Öyle. Şöyle anlatalım. Tabii ki güvenlik önlemleri artırıldı. Çalışmalarına devam ediyor mühendislerimiz. Pek çoğundan konuşurken zaten bırakmayacağız, daha fazla çalışacağız. İçeride de zaten yavaş yavaş bu birbirini teşvik etme, daha fazla çalışmaya o havada biraz başlamış. Öyle bir sinyal aldım ben. Ama onun dışında dediğin gibi savunma sanayi çok büyümüş bir sektör artık. 81 binden fazla insan çalışıyor bütün ülke çapında. Sadece bunun 15 binden fazlası TUSAŞ'ta çalışıyor. Yani oranladığımız zaman TUSAŞ'ın zaten ne kadar büyük bir şirket olduğunu da görüyoruz. Onun dışında diğer başka rakamlara baktığımızda mesela 2000'lerin başında yerlilik oranı %20 seviyesindeydi. Şimdi %80'in üzerine çıktı. Türkiye savunmaya en yüksek harcama yapan 22. ülke. 2023'te yapılan harcama 15.8 milyardı. Sadece 2013 yılında, bundan yaklaşık 10-11 yıl önce, biz 1.6 milyar dolarlık bir ihracat yapıyormuşuz bu sektörde. 5.5 milyar dolara çıkmış. Dolayısıyla hızla büyüyen bir sektör. TUSAŞ özelinde ise çok önemli projeler var elbette ki. Hürkuş, Hürjet gibi uçak, Göktürk var, Anka insansız hava aracı var ve de seninle daha önce de bundan birkaç ay önce yine yayında konuştuğumuz ilk milli muharip uçağı Kaan. Kaan 21 Şubat 2024'te uçurulmuştu ilk olarak. Şimdi Kaan projesine de çok hızlı ara bir başlık açarsak 5. nesil savaş uçağı olarak geçiyor Kaan. Ne demek bu? Şöyle açıklayalım. Şimdi farklı yıl aralıklarında üretilen savaş uçakları nesil nesil ayrılıyor. Örneğin 1970'lerde 70'lerin hatta ikinci yarısında hizmete alınan F-16'lar 4. nesil savaş uçağı. Kaan ise 5. nesil ve de Türkiye 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacak. Bunun dışında F-16 uçaklarının 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinden çıkarılması da bekleniyor. Dolayısıyla Kaan... Bu S-400 tartışmalarında olduğu bir dönemde, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Tam olarak bu sebepten zaten Kaan F-16'ların yerini alması planlanıyor. 2026 yılına kadar 3 prototip üretilecek dendi. Seri üretimi ise 2034-2040 yılları arasında geçilmesi planlanıyor. Dolayısıyla hem zamanlamadan bahsettik hem diğer senaryolardan bahsettik. Bir yandan da gerçekten hani TUSAŞ'ın bu zamana kadar ürettiği son derece milli güvenlik anlamında çok kritik olan projeleri de tabii ki yine hedefte olabilir. Yine bu da senaryolardan biri de olabilir. Evet, yani dünyada çok hızlı bir aslında silahlanmaya da gidiyoruz. Yani Letonya, diğer ülkeler, Finlandiya gibi, onlar da 2035 senesine kadar Rusya tehlikesine karşı inanılmaz bir silahlanma yarışında. Senin de çizmiş olduğun aslında o takvimde Türkiye'de 2030'a kadar, değil mi? 2035'e kadar hatta. Kesinlikle öyle. Bu F-16 olsun, F-15 olsun, tüm bu noktalarda yerli ve milli uçakları üretme niyetinde. Umarım başarılı oluruz. Tabii ama bu tarafta
istemeyenler de olabilir değil mi? Amerika'nın çok büyük bir silah satışını, İsrail'in keza çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu dönemde aslında birçok etmenle bu terör saldırısı herhalde farklı senaryolarla ele alınacak. Yani sadece PKK'nın gerçekleştirmiş olduğu bir hain saldırıdan ziyade çok denklemi var gibi gözüküyor Gökçen. Kesinlikle öyle ve bununla zaten CHP'nin ve daha doğrusu muhalefet diyelim bir araştırma önergesi vermesinin yine sebeplerinden bir tanesi de buydu. Bunlar da konuşulsun isteniyor mecliste. Ancak AK Parti ve MHP'nin dediğimiz gibi oylarıyla reddedildi bu araştırma önergesi. Ne şekilde olur, detaylarını ne zaman öğrenebiliriz? Şimdilik resmi açıklamaları takip ediyoruz. Gökçen sana son bir soru. 30 Tabii. saniyemiz kaldı. Sence bu Sayın Bahçeli'nin açıklaması bakıldığında Türk milliyetçiliği üzerinden değil mi oy alabilen ve bu anlamda oylarını konsolide eden bir MHP'den bahsediyoruz aslında. Bu açıklamayla birlikte bir taban kayması AK Parti'den olabilir, MHP'li olabilir, İyi Parti tarafından bir taban kayması bekliyor musun? Bekleniyor. Kesinlikle bekleniyor. Zaten bu açıklama ilk yapıldıktan sonra iki şey çok fazla konuşuldu. Bir, MHP oyları eriyecek mi? İki, Öcalan meclise nasıl getirilebilir konuşması oldu kulislerde. Yani dolayısıyla ne niyetli MHP'de olursa olsun toplum kabul etmiyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet, toplum kabul etmiyor. Her ne kadar bir barış ortamını tesis etmek için sanki son çare buymuş gibi gösterilse de iktidar tarafında, toplum tarafında da ciddi bir direniş var diyebiliriz. Dolayısıyla bunun MHP oylarına, MHP desteğine yansıması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Sayın Bahçeli bu noktayı baz alarak acaba bir söylem değişikliği, duruş değişikliği yapacak mı? Çok merak ediyorum açıkçası. Yani çok çünkü gördük duruş değişikliklerini, söylem değişikliklerini bize sürpriz olmaz öyle söyleyeyim. Evet, ama işte önemli çünkü Türkiye'de bir noktaya getirip tekrar bir geri adım atılırsa da bu defa daha kaotik bir süreçte Allah korusun yaşanabilir. Dolayısıyla önemli günlerden geçiyoruz. Sevgili Gökçen Tuncer çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İnsanların tabii senin de bahsettiğin gibi bu kaotik meseleyle ilgili insanların en büyük korkusu 2015'te yaşananların tekrar yaşanmaması. Maalesef. Umarım öyle bir sürece gitmez. Umarım bu sefer atılan adımlar herkes için çok daha yapıcı ve barışçıl olur diyelim. Evet. En başında toplum biz birbirimizi sevip sayalım efendim. Sonra siyasetçiler de bir şekilde bizi takip eder temennisi diyelim. Ankara temsilcimiz Gökçen Tuncer'e veda ediyoruz. Kısa bir aradan sonra Bikem İnce hanımefendi bizlerle birlikte olacak ve kitle fonlamalarını konuşacağız. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.